Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet, bugün büyük gün. Nasip olursa rüzgara gem yaptım, biliyorsunuz arkadaşlar. Bu gemi deneyeceğiz. Dışarıda çok aşırı derecede hava rüzgarlı olduğu için burada konuşuyorum. Dışarıda belki konuşamayabilirim. Çok rüzgar var. İlk önce denememiz arkadaşlar, biliyorsunuz şimdi zinciri var. Uzun zinciri var. Bir de şu ipine biraz daha uzatacağım. Hani tedbir amaçlı. Gemimizi bir deneyeceğiz arkadaşlar. Eğer fazla bir sıkıntı yaşamıyorsak biraz şu arka tarafa aşacağım arkadaşlar. Yokuş yukarı doğru bir sürmeyi deneyeceğim. İnşallah gemimiz işe yarar. Hadi bismillah diyelim. Başlayalım. İnşallah sıkıntı yaşamayız Allah'ın izniyle. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar, gemimizi dağıttık. Şöyle biraz detaylı göstereyim. Bakın arkadaşlar, burada gemimiz ağzını açamaz şu anda da. Bakın. Arkadaşlar, şöyle ufaktan göstereyim ben size. Şöyle gemini tutuyorum. Bakın şimdi arkadaşlar. Bakın gemini tutuyorum. Şu yandan göster. Yandan göster. Şöyle. Bakın arkadaşlar, gemi böyle. Hafiften çekeceğim. Hafiften çekiyorum. Evet, güzel. Şimdi burada dediğim gibi ağzında demirimiz var. Artı bu altta bir de zincirimiz var arkadaşlar. Bu zincir neye yarıyor? Akşam videomda söylemiştim. Çenesine baskı yaptığı için at daha rahat duruyor. Çünkü atımızın başı çok sert arkadaşlar. Yumuşak başlı atlarda sıkıntı olmuyor ama bu durmuyor arkadaşlar. İstediğiniz kadar çekin, durmuyor. İnşallah bunda sıkıntı yaşamazsak birazdan bineceğim. Dizimi vurdum arkadaşlar. İnerken dizimi vurdum. Dur. Süpere benziyor arkadaşlar. Şimdi bakın gidiyor. Oo! Geri bas. Geri bas. Vallahi süpere benziyor arkadaşlar. Şöyle ben biraz gideyim, bu tarafa döneyim. İnşallah ayağı ipe basmaz. Çok
ufak bir çekmemle duruyor arkadaşlar. Böyle bir acaba şaha kalkar mı bakalım. Önüme de süper. Arkadaşlar yaklaştır. Arkadaşlar öyle bir sistem olmuş ki yani inanır mısınız? Çok hafiften arkaya çekmemle at duruyor arkadaşlar. Yani saniyesinde duruyor. Vallahi mükemmel oldu. Demek ki ayağımızı kırmadan şeyler öğrenemiyoruz. Yani demek istediğim tercüme almadan hiçbir şey olmuyor. Hayat işte böyledir arkadaşlar. Doğarsınız. Büyüdükçe yıkılırsınız, düşersiniz ama tercüme aldıkça her şeyi öğreniyorsunuz. Allah'ın izniyle de Rabbimin sayesinde de tabii ki böyle bir şey aklıma geldi. Yaptım. Ve 10 numara 5 yıldız oldu. Rabbime binlerce şükürler olsun. Vallahi çok güzel oldu arkadaşlar. İnşallah koşturma videolarımızı falan da Rabbim nasip ederse çekeceğim. Vallahi yani öyle bir hoşuma gittik arkadaşlar. Bakın bir daha şöyle tekrardan göstereyim ben size. Şöylece. Ya kızım ha. Bak geri basıyor arkadaşlar. Geri basıyor. Geri gidiyor. Yani demek ki bu malzeme çok güzel olmuş. Çıkartmaya çalışıyoruz. Hatta biz o kırmızı şeyi de takmayı unuttuk biliyor musun? Yine de iyi oldu. Evet. Hadi yayıl kızım. Arkadaşlar vallahi mükemmel bir şey oldu. Şöyle biraz da burada göstereyim. Bakın şurası şu kısmı ağzının içine giriyor. Şu dediğim diline baskı yapıyor arkadaşlar. Ve şu zincirde çenesine baskı yaptığı için yani bütün kontroller bende oluyor. Rabbimin sayesinde. Yani atı dizginleyebiliyorum arkadaşlar. Yani duracaksa duracak, yürüyecekse yürüyecek, dönecekse dönecek. Binlerce şükürler olsun. Çok güzel oldu. Şu da yakıştı. Aslında buraya bir güzel bir Türk bayrağı bulabilirsem arkadaşlar sağlam bir şey. Burayı değiştirebilirim. Bu köpeği atıp buradan bayrağımızı takarız inşallah. Bu da neymiş ya? Allah Allah. Uzaylılar geliyor, uzaylılar. Oğlum kaçalım. Oğlum sen nerelisin? Uzaydan mı geldin? Yok, Mars'tan. Mars'tan geldin. Mars nasıl? Güzel mi?
biz de misafir edelim biraz. Ederim, gelin. Senin kolların yok mu? Yok, maalesef. Ekmeği aşı nasıl yiyorsun? Korsum ben. Aferin benim kızım bak. Gelin sizi Mars'ı gezdireyim. Arkadaşlar bugün gerçekten soğuk. 21 kilometre hızla rüzgar esiyor. Leyloş üşüdü. Üstüne bunu giydi. Koş bakayım. Valla. Bu da böyle mutlu oluyor işte arkadaşlar çocuk. Aferin benim kızıma. Aferin sana. Arkadaşlar şimdi biz şu kırmızı kemeri de takmayı da unuttuk. O kırmızı kemer boynunun altından geçiyor. Orası için. Adını siz getirin arkadaşlar. Vallahi mükemmel oldu. Hayırlısı olsun da sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah güzel bineceğiz, istediğimizde durduracağız, istediğimizde yürüteceğiz. Yani arkadaşlar biliyorsunuz köyün içinden yani ilçenin içinden geçerken bilmiyordum. Eğer sıkıntı yaşamazsam aynı şekilde istediğim gibi durdurup istediğim gibi yürüdürsem oradan da geçeriz. Ya senden korkuyorum, çıkart gari şunları. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Bu senin ses yapma ama tamam mı? Şunlara git. O da tanıdı. Şu tarafa git. Zeyno'ya git ama zincirde dikkat et. O da tanıdı. Tamam bitti galiba. Hadi yukarı çık da az çay içelim kızım. Üşüdük. Babişkom. Babişkom. Dur bakalım. Aferin benim paşama. Aferin sana. Evet. Evet arkadaşlar. Çadırın sesinden de duyduğunuz gibi aşırı derece rüzgar var. Bugünlük de böyle olsun. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Yeni baban olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.